Günaydın. Beyza. Beyza. Yarın sosyal hizmetlerden gelecekler. Kararını verdin mi? Korkma güzel bebek. Korkma. Ben senin yanındayım. Verdim Murat. Kararımı verdim. Ecrin'e anne olmayı kabul etmen demek, bana geri dönmen demek. Geri dönecek misin Beyza? Biz olacak mıyız? Yeniden bir aile olacak mıyız? Beyza apar topar niye çağırdı bizi? Vallahi bilmiyorum ki. Karar verdim acaba? Yoksa Ecrin anne olmayı kabul etmedi mi? Of ya, aile olacaklardı ne güzel. Ya evet ya. O Murat'a deliler gibi aşık. Yani sadece de çocuk veremiyorum diye ayrılmak istiyordu. Ama artık Ecrin var. Yani şu Ecrin müjde gibi geldi onlara. Hayır, şu çocuğun kıymetini bilmezlerse vallahi çok kızacağım Beyza'ya. Allah'ım ya, ne olur boşanmasınlar, Ecrin aile olsunlar. Ah be yavrum, sen bütün ekmeği yedin be kuzun kuru kuru. Şu bakkala gidip bir tane peynir alır mı yanına, ister misin? Hı? Aa, mesaiden de yemişim neredeyse hepsini. Yok, hiç sorun değil, afiyet olsun da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Birazcık dikkat etmen lazım. Yani bak Nil ne güzel egzersiz yapıyor her gün, yürüyüş yapıyor. Hamilelikte kilo kontrolü çok önemli, tamam mı? Hı. Ne diyorsun yani, çok mu kilo aldım Sevda, onu mu söylüyorsun? Ay yok canım, ben öyle bir şey söylemedim. Canım senin iyiliğin için söylüyor. O kadar karbonhidrat iyi değil. Ay tamam ya tamam, ikiniz bir oldunuz zaten. Gelin üstüme üstüme. Zaten aklım Beyza'da. Ya üstüne gelmek için değil. Tabii canım, biz öyle mi dedik, hayret bir şey, niye? Öyle mi dedim ben? Tamam ya, ben anladım sizi, yeter. Ya canım bak, bizim de aklımız Beyza'da ama otur bir sakin ol hadi. Yani birazcık sakin olur musun Ceren'cim lütfen? Ay tamam ya, ben anladım sizi. Uzatmayalım. Ay neredesin sen? Hep senin yüzünden. Hani Ecrin'de olacaktın? Murat'ın seni ne kadar sevdiğini biliyor musun? Hani bebeklerimizi birlikte büyütecektik? Ya kızlar bir sakin olun. Ben kararımı verdim. Ecrin anne olacağım. Ne? Evet. Ecrin'e anne olacağım. Şimdi gidip Murat'a onu ne kadar sevdiğimi söyleyeceğim. Ecrin'e anne olmak istediğimi söyleyeceğim. Kocaman ailemize artık Ecrin'le katılacak. Ay. Ya sonunda ya. Canım benim ya. Ay be kuzum. Geldim. Patlama geldim. Kızım nerede? Kızın mı? Ecrin nerede? Biliyordum. Bir gün geleceğinizi biliyordum. Getir kızımı yoksa! Ne olur beni öldürme, yalvarırım. Benim bir suçum yok. Vallahi senin çocuğun orada, bak git al onlardan, al çocuğunu. Kurban olurum, beni öldürme, yalvarırım. Ay. Yok yok. Ay. Bu bebek başımıza bela olacak vallahi. Yok. Bugün bu çocuk bu evden gidecek. Ay. Hayat, canım ben hastaneye gidiyorum. Jasmin'den, şu dünkü arkadaşından haber gelirse ara beni, olur mu? Tamam. Mahvoldum ben ya. Of! Murat abi ablamı almıştı hamileyken. Şimdi tam Ecrin'in anne olmayı kabul etmişken kırıldığını görürse çok üzülür. Kafayı takar vallahi. Ya dur şurada bir yapıştırıcı vardı. Oradan bak. Hani nerede? Ya bilmiyorum hangisinde, bir bak. Hadi kızım nerede? Alt çekmeceye bak. Bu mu? Eldiveni de vardı, onu da kullan. Güçlü bir şey belli ki. Ya dur, ablam görmeden yapıştırmam gerekiyor. Boş ver eldiveni. İyi tamam, sen bilirsin. Ben gidiyorum o zaman. Tamam tamam, git sen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Alo. Medium. Evet. Tamam, bir de X large. Tamam. Tamam hanımefendi, X large. Ah. Yok, size demedim. Tamam, ben gönderiyorum siparişleri. Tamam. Tamam, iyi günler. Ay, hay Allah ya, bir bu eksikti. Hayat. İyi misin? İyiyim ben. Elime yapıştırıcı döküldü. Bunu hemen yapıştırmamız gerekiyor. Tamam, hallederiz. Bir baksana, orada parçaları var mı başka? Elimizi ağzımızdan çekiyoruz. Al bakalım son bir yudum. Doydun mu? Doydun mu sen? Tamamdır. Gel bakalım. Şimdi uyku vakti. Oh maşallah sen. Neredesin Beyza? Yine bırakıp gitti mi bizi? Bekle bakalım burada. Geliyorum hemen. Akşam uyudum, konuşamadık. Kararımı verdim. Benden duy istiyorum. Kızlara gidiyorum. Geleceğim. Kararın ne Beyza? Bizi seçecek misin? Yine biz olacak mıyız? Murat'a söyledin mi? Nasıl sevinmiştir kim bilir? Ay evet, ne dedi? Havaları uçmuştur. Ay durun ya, kızı yine konuşturmadık. Sen söyle şimdi. Murat'a söyleyemedim. Çünkü Melahat ablalar geldi. Hastanede söyleyecektim aslında. Gece de uyuyakaldı. Şimdi gideceğim. Ona içimi açacağım. Onu ne kadar sevdiğimi söyleyeceğim. Boşanmak istemediğimi, Ecrin'e anne olmak istediğimi söyleyeceğim. Taktın mı kolyeyi? Bak burada. Çok güzel. Siz harika bir aile olacaksınız. İnşallah. Canım çok mutlu. Aman sen niye ağlıyorsun şimdi ya? Bunda ne yaptığı belli değil. Bir ağlıyor, bir kızıyor. Sen de ağlıyorsun. Ben ağlıyorum. Ağlarım ben. Ondan sonra hep mutluluktan ağlayalım, olur mu? Hadi git bir an önce söyle Murat'a. Tamam hadi gidiyorum. Hadi. Çok güzel, çok. Ay buyur teyzeciğim, ne var? Ne oldu? Ay evini mi kaybet? Teyzeciğim burası senin evinde. Seni oğluma istemeye geldim. Ne? Doğru dürüst konuş sen. Hadi bakalım evine. Hadi yürü anam, yürü. Dürdane abla benim ya, benim. Ay ama tanımadığına sevindim. Hay tanısaydın bu tevdeli kıyafet operasyonu başlamadan bitecekti vallahi. Allah cezanı vermesin. Emmi sen gene bu ne hal böyle ya? Ne yapıyorsun? Ne biçim laf ediyorsun sen ayrıca öyle? Tövbe tövbe. Ay Dürdane abla ya. Gerçekten seni istemeye gelseler böyle kapıdan kovacak mısın onları? Kovacağım tabii. Ne biçim konuşuyorsun esere besere böyle ya? Benim sinirimi tepeme çıkarma. Üstelik ben torun sahibi olacağım. Ne istenmesi öyle? Ah Dürdane ablam ah. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ayrıca Dürdoş, seni istemeye geldim deyince gözlerindeki ateşi gördüm bir an, hoşuna gitti ha? Söyle bakayım. Sus! Terbiyesizsin sen vallahi, terbiyesiz. Tamam kız dur, bağırma. Hayır Dürdane abla, çok kötü bir şey oldu. Ben ondan böyle giyindim. Yeni bir operasyona başlamamız lazım. Ne oldu? Ben çok kötü bir rüya gördüm. Ne oldu hayırdır? Kristal bardağın mı kırıldı? Yok yani o kadar kötü değil ama bu da çok kötü. Bana bak, bu Ecrin'in babası gelmişti rüyamda. Böyle dev gibi, izbandut gibi bir adam. Üstüme saldırdı, ölümle tehdit etti beni Dürdane abla. Çok korktum. Hiçbir şey olmaz ama o rüya hiçbir şey olmaz. Ya tamam rüya ama ya gerçek olursa? Aldılar bunlar, elin çocuğuna bakıyorlar, bir de evlat edineceklermiş. Benim buna engel olmam lazım Dürdane abla. Sen de bana yardım edeceksin. Ne yapacağım ben? Beyza'ya gidip diyeceksin ki bebeğin babaannesi geldi. Bunu alıp götürecek diyeceksin. Ben de alıp götüreceğim. Çocuk esirgeme kurumuna bunlar vazgeçti bakmaktan deyip vereceğim. Hele hele. Ben hayatta böyle bir şey yapmam. Git anam git. Dürdane abla kurban olayım ya. Ya bunlar belalı tiplerse? Ha? Başımıza musallat olurlarsa? Kötülük yaparlarsa? Ha? Hiç merak etme anam. Hiç. Seninle hiç kimse başa çıkamaz. Merak etme. Ya beni bırak. Ya Murat'ın canına kastetmeye kalkışırlarsa? Para sızdırırlarsa? Ha? Ya bebeği geri alırlarsa? O zaman Murat'la Beyza daha çok üzülmez mi? Kurban olayım Dürdane abla. Bak bu bebek işi olacak iş değil ha. Bana yardım et, Allah rızası için. Bak bu da varmış. Cenk elime yapıştırıcı döküldü. Bak bu biblo ablamın. Eğer kırıldığını görürse kafaya takar. Ecrin'i evlat edinmekten bile vazgeçebilir. Hayat bak bu çok güçlü bir yapıştırıcı. Üzerinde yazıyor. Niye eldiven kullanmadın? Üf, ne yapayım ya? Üf. Gülbahar da söyledi de öyle ne bileyim. Telefonda çalınca böyle oldu işte. Dur bakayım kurumuş mu? Ya Cenk yapıştı. Ya hay Allah ya. Ablam geliyor. Sakla sakla. Şunları da saklayalım. Çekmeceyi yer. Merhabalar. Cenk sen de mi buradasın canım? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abla. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. İşte ne yaptın abla? Murat abiyle konuşabildin mi? Barıştığınızı, Ecrin'in annelik yapacağını söyledin mi? Ya işte şimdi onu söylemeye gideceğim ben de ama sen dedin ya yeni mal geldi imza atman gerekiyor diye. Nerede? 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 Aa, şurada olması lazım. Evet burada. Ha Hayat şu Murat'ın bana aldığı hediye vardı ya hani bebekle aile biblosu. Onu da versene sen bana. Yani artık anne olduğuma göre evimizde dursun o bizim. Başucuma koyarım ben onu. Abla biz onu eve göndersek şöyle güzel bir paket yaparız daha şık olur. Evet evet. Evet aynen öyle daha iyi olur. Bugün anısına hediye edersin. Tamam o zaman öyle yapalım. Tamam güzel olur. İyi hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi var görüşürüz. Oh, kurtardık çok şükür. Cenk. Hayat. Şimdi ne yapacağız Cenk? Yine mi midem bulandı anne? Ay bize kardeş mi geliyor yoksa? Hani Nil ablanın midesi bulanıyor ya. Hadi hadi kahvaltınızı yapın. Ne kardeşi ya? Anne babam nerede kaldı? Amerika'daki okul için bugün yurdun ve biletin parasını okula götürmem gerekiyor. Tamam anneciğim bankaya gitti zaten baban gelir birazdan. Hadi sen otur kahvaltını yap. Abla, bana bebek alacaksın değil mi? Bana da kız zat. Ay abartmayın çocuklar. Hayret bir şey. Hem ayrıca babanıza da yazık. Bak ablanızın eğitimi için arabayı sattı, onun içinden para verecek. Daha büyük bir araba alacaktık normalde. Neyse. Hadi ayrıca ne isterseniz burada paralarız. Tarık kardeşim benim. Ya benim telefonu sattım da şöyle ikinci el idareten bir şey aldım o yüzden kapalıdır. Şimdi açtım. Ya şu 30.000'in içinden 10.000'i Ezgi'nin okul parasına gidecek ya. Geri kalan parayı da senin yatırımcıya verirken biraz artsın istedim para. Sen ne yaptın? Aldın mı adresi? Ulaşabildin mi arkadaşına? Tamam kardeşim o zaman ben adresi almaya gelirim sana oldu mu? Ya şu Sevda'yı öğrenmeden şu parayı arttırabilirsen vallahi başka bir şey istemiyorum be Tarık. Tamam kardeşim, tamam. Baba hallettin mi? Heh, hallettim. Saymıştım ben ama. Aman dikkat et kaybetme oldu mu? Tamam babacığım. Ya sen harikasın. Çok teşekkür ederim. Bugün adres gelecek öyle mi? O zaman Tarık'a uğrama zamanı. Daha başınıza çok iş açacağım. İkinizin benden çekeceği var. Orhan ve Sevda. Hayatım, Orhan'a ne verecektin sen? Önemli değil hayatım ya, işle ilgili. Hem sen boş ver bakayım onları, sen sütünü içtin mi? Vallahi bir koca ekmek yedim sabah, içecek yerim kalmadı. Aşk olsun hayatım. Ya hamilelikte kilo kontrolü önemli biliyorsun. Öyle kocaman boş ekmeği yemek ne demek? Senin dikkat etmen gerekiyor beslenmene. Of, kızlar da öyle söylüyor. Ya tamam, söz bir daha yapmayacağım. İzci söz. Aferin sana. Ya Dürdane abla, kurban olayım söyle şu Beyza'ya. Vazgeçsin evlat edinmekten Ecrin'i, babaannesi gelmiş de hadi. Hayatta yapmam ben. Hiç kusura bakma. Melahat Hanım, bu dünyada bir yetimi ev sahibi yapmak, ana baba sahibi yapmak en büyük hayır. Ya bak ne güzel, Beyza ile Murat'ın evliliği bu bebek sayesinde kurtuldu. Ben hayatta yapmam anam böyle bir şey. Ah, demek beni yarı yolda bırakıyorsun ha. Bu vakte kadar onca operasyon yaptık birlikte. Yani muhteşem ikili dağılıyor. Ah. Ay Melahat, Melahat. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Yavrularım, ben annenizin nakış dikiş kursundan arkadaşım Müstesna. Anne, sen ne zaman gittin ki nakış kursuna? Aynı mahallede işte gitmiştik biz halk eğitime. Anladım. Ben sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Ben sizi ilk defa görüyorum. Nereden tanıyacaksınız ayol? Ama tabii gençliğimde beni Belgin Doruk'a benzetirlerdi. Tıpkısının aynısı Belgin Dorukçu. Ah gençliğim. Neyse, çok memnun oldum. Hayatım hadi gel de şu sütünü hazırlayayım sana. Tamam canım. Anneciğim, siz içecek bir şey ister misiniz? Çay, kahve? İyi olur. Yok yavrum yok, dokunuyor. Dokunuyormuş. Yok. Hadi kızım, hadi sen git. Tamam. İyi günler. İyi günler. Güle güle yavrum. Hadi güle güle. Tarık'la Ceren tanımadı. Demek ki Beyza da tanımayacak. Bu Ecrin işi bugün bitiyor. Ve sen benim yanımda yoksun. Beni de yalnız bırakıyorsun. Elbet senin de bana işin düşer. Melahat, Melahat, Melahat girme çocuğun günahına. Bak Beyza'nın, Murat'ın günahına girme, kurban olayım ya. Ben onların iyiliği için yapıyorum abla. Sen kimseye hiçbir şey söyleme yeter. Ben tek başıma operasyonu başlatıyorum. Elveda. Melahat. Melahat. Tamam. Tamam Oya. Anlaştık. Akşamüstü 5'te. Bekliyoruz. Hoşça kalın. Sosyal hizmetlerden Oya Hanım gelecekmiş bugün. Bizi, seni görmeye. Güzel Ecrin'im benim. Eğer Beyza dönmezse, yanımızda olmazsa, burayı mutlu, huzurlu, sıcacık bir yuva olarak görmezlerse, seni bizden alacaklarmış Ecrin'im. Harika bir aile olacağız biz. Sen, ben, Ecrin. Gerbera, kasımpatı, minyatür orkide, sarı lale, minyus, yıldız çiçeği, damat mendili, çitloslov. Bir de krizantem olsaydı fevkalade olacaktı ama neyse artık. Allah korusun, Allah ölü var. Ne oluyor Sultan Hanım? Kurban olayım söyle. Genç miydi? Allah sıralı ölüm versin. Allah kimseye evlat acısı tattırmasın. Genç miydi, yaşlı mıydı, evlat mıydı? Ne diyorsunuz Sultan Hanım? Kim vefat etti? Kız söylesene. Genç miydi ölen? Allah kimseye evlat acısı vermesin. Allah korusun. Sıralı ölüm olsun. Ne oluyor Kemal? Anlamadım ki. Kim ölmüş? Bana bak dönür. Ölü yoksa bu ne? Ay Sultan Hanım sabah sabah. Bu Ikebana. Ikebana. İki dana deli... Kız bileyim söyleyemeyim işte iki dana deli dana ne bu? Ikebana bir çiçek sanatıdır. Bu sanatta çeşitli çiçeklerden böyle aranjmanlar yaparsınız. Çeşitli çiçeklerden. Evinizin çeşitli yerlerine koyarsınız. Bu o eve sağlık, huzur, mutluluk getirir. Şimdi Nil hamile ya. Ben de böyle aranjmanlar yapacağım Ikebana tekniğiyle. Evin çeşitli yerlerine yerleştireceğim. O da kendini huzurlu, mutlu, sağlıklı hissedecek. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Evet. Krizantem bulamadım ama ne yapalım? İki dana, deli dana. Kız nasıl söyleyin? Ikebana. İki dana. Ikebana. Ya kız bırak şimdi iki danayı, üç danayı. Bana bak bunlar değil ki biz çocuğun cinsiyetini öğrenmeyecek değiller. Oh! Nasıl olur? Halbuki ben bebek alışverişi yapmak için Milano'ya gidecektim. Hangi renk yapacaktın? Ha? Ben de hırka öreceğim, patik öreceğim, renk yok. Bana bak, kız mı erkek mi öğrenmemiz gerekiyor? Evet de bunu nasıl öğreneceğiz acaba Sultan Hanımcığım? Ben hazırlandım. Onlar ne Sultan? Yok, Beyza'nın kesin bilmesi lazım. Yoksa bu Melahat her şeyi mahvedecek. Allah'ım ne olur Beyza olsun. Selam. Ne işin var senin burada Seda? Anneciğim vallahi dışarısı soğudu. Önünü açmak yok. Kapşonu da tak bakayım. Ya ha. Hadi. Sen de kontrol et aması tamam hadi mı? Geç kalacağım ama ya. Ha, hadi sen de güzelsin. Bakayım. Tamam yavrum tamam, güzelsin. Tamam hadi çıkalım. Görüşürüz babacığım hadi. Annem ya. Hadi ya. Yürü ya. Hadi. Nasıl mutlu oldu gördün mü? Allah senden razı olsun be kocam. Bak şampiyonu sattın, daha büyük bir araba alalım derken bir dünya para verdin şimdi Ezgi'ye. Ben kim için çalışıyorum gülüm? Benim kızım büyümüş de ödüller almış, Amerikalara gidecekmiş. Yapmaz mıyım be canım? Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin. Aa o ne ya? Senin telefonun nerede? Ha şey bu ya, bozuldu namussuz. Bunu da servisten verdiler, öyle idareten kullanacağım işte. İyi bakalım. Ay Orhan ne diyeceğim? Bugün araba bakmaya gidelim mi ha? Elimizde ne kadar vardı şimdi, 60.000 lira mı? Herhalde iyi bir araba alırız değil mi? Alınır. O paralara güzel arabalar var da. Sevda bugün nasıl bir iş yoğunluğu var biliyor musun? Nasıl bir telefon trafiği var? Bir ara halledeceğiz onu. Sen hadi internetten araba bak, hadi fıstık. Tamam. Allah'ım. Tarık şu yatırımcı işini halletmiş olsun lütfen. Geçer şimdi geçer. Açlıktan o açlıktan. En iyisi bir şeyler atıştırmak. Son bir yudum kaldı. Aç bakayım ağzını. Oh. Afiyet olsun. Gelmiyor. Beyza gelmiyor. Yoksa senden de mi vazgeçti? Affet beni Murat. Bütün deliliklerim için affet. Ben Ecrin'i de, seni de, hayattaki her şeyden çok istiyorum. Ben Ecrin'in babaannesiyim. Hemen seni görmem lazım. Yazdığım adrese gel. Hadi bakalım. Ben geliyorum şimdi, tamam? Beyza. Bana başka çare bırakmadınız. Ecrin'in annesi er geç gelecek. Hadi be Tarık. Al şu adresi be. Benim o 30.000'i 70.000 lira yapmam lazım. Bir tek onu biliyorum. Ama durduğu yerden nasıl 70.000 olacak onu bilemiyorum işte. Bir yol olması lazım, bir formül bulmam lazım yani. Benim aklıma bir şey geliyor aslında ama... Yok. Gitti. Bütün para gitti. Eyvah. Sevda. Bankayı mı aradın? Vallahi söyleyecektim. Ha bugün ha yarın. Aa dilimin ucundaydı. Ay buradaymış. Bütün mutfak masrafım bu. Sabah ekmek almaya gittiğimde düşürdüm zannettim. Hay Allah. Sen ne diyordun öyle? Ha? Para falan, banka manka? Yok be. Devamlı bankalardan mesaj geliyor ya, bunu aldım. Onu diyordum. Ha. Ay canım Ceren arkadaşım burada yok mu? Ay onun için getirdim ben bütün bunları. Ay ne zamandır aklımdaydı. İkizleri tebriğe gelecektim ama bir türlü fırsat olmadı işte. Ay canım arkadaşım Ceren'e hamilelikte nasıl yakıştı. Kızım sen biraz terelelli misin ya? Allah Allah ne arkadaşı? Sen değil miydin evi basıp psikolog paranı bize ödeten, Ceren'imi geciktiren, senin yüzünden bebek sahibi olamayacaktı. Şimdi arkadaşım ne diyorsun ya? Ay Dürdane teyzeciğim geçmişte kaldı bütün onlar. Ceren de kızlar da hepsi beni affetti. Nil'i kurtardım ya. Ay Ceren'e bir çare verin, özlemiştir beni canım arkadaşım. Tamam kardeşim yazıyorum adresi. Ha öyle mi? Yurt dışındaydın demek. Anladım. Orhan bugün uğrayacak sana. Tamam. Tamamdır yazdım. Ya bir miktar birikimi var da bir an önce para kazanması lazım. Gözünü seveyim sen ilgilenirsin. Tamam kardeşim benim. Çok sağ ol. Sağ ol sen de. Hadi hoşça kal. Seda? Tarık ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana ne aldım. En sevdiğin tatlı ekler. Teşekkürler. Ne zahmet ettin. Şimdi bak Orhan'ım şöyle. Senin paranı alıyorlar tamam mı? Bir şekilde değerlendiriyorlar. Sonra gelen kârı ortaklar arasında dağıtıyorlar. Helal kazanç sen merak etme. Aman diyeyim. Aman gözünü seveyim, ben ya pimpirikli adamımdır. Ya bir de şey diyeceğim sana, haberlerde, televizyonda bir sürü böyle dolandırıcılık haberi çıkıyor yani. Öyle bir şey olmasın ha? Ben bunları mutfağa bırakayım, sen de geç istersen Seda. Geç bari. Şimdi işim bitti Orhan. Alo? Ha Tarık. Hay yaşa be. Tamam, hemen geliyorum. Gülüm, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun kocam? Tarık'ın yanına gidiyorum. Sağ olsun bir iş için aracı oldu da onu halledeceğiz, oradan da işe. Boşnak mantısı yapmıştım, Ceren'e koyayım olur mu? Oh be. Sonunda kurtuluyorum bu işten. Ay Sultan Hanım onlar ne? O makas ne? Makasa oturursa kız oluyor. O bıçak ne? Bıçağa oturursa erkek oluyor. Çok rica ederim. Bırakın bu saçma sapan şeylere. İnanılır mı canım böyle saçmalıklara? Niye öyle diyeyim bacım? Kemal'e hamileyken bana da yaptılar. Çok rica edeceğim. Yani ya kızımın bir yerine batarsa? Lütfen. Gönlüm niye batsın? Arada koskoca yastık var, batmaz. Yok öyle şey. Ben sana söyleyeyim, bence yani çok güzel bir karar olmuş. Sonunda Beyza doğru yolu bulmuş yani. Evet. Murat'a da söylesin. Akşam herkesi davet edelim. Hep birlikte güzel bir yemek yiyelim. Kutlayalım bunu. Ne kutluyoruz bilmiyorum ama... Oturma! Kızım otur. Oturma. Kurban olayım. Otur. Oturma Nil. Otur evladım. Niye dikilin ayakta? Otur işte. Aha. Gitti. Battı kızım bir yerine. Bıçak. Ah! Sultanım battı. Benim yüzümden oldu dünür. Yastık ince geldi. Battı mı? Ay ne oluyor anne? Kramp girdi sadece bacağıma. Normalmiş yani, doktor öyle söyledi. Magnezyum eksikliğinden dolayı olurmuş. Bugün bakarlar gittiğimizde. Bir dakika. Ne makası, ne bıçağı, ne oluyor? Sultan Hanım'ın marjinal denemeleri. Dünür. Bak kalbini kırarım, kötü kötü konuşma. Ben sana kötü söz söylüyorum. Marjinal, sesi marjinal. Oh. Allah. İşte. Aha da erkek. Bizimki erkek oluyor. Kız. Erkek. Kız olacak. Sultan Hanım bakın Nil'in karnından belli. Erkek oluyor işte gördün. Kız. Yahu erkek. No, kız. Ne oluyor? Ya oğlum bak bizim oralarda hamile kadın kısmı makasa oturursa kız oluyor. Bıçağa oturursa erkek, bizimki erkek. Ya anacığım böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Niye öyle diyorsun Kemal? Sana hamileyken ben de oturdum. E ne oldu, sen bıçağa mı oturdun? Yok makasa oturdum ama bak bizimki erkek ha. Kız. Erkek. Kız. Ya bir dakika, kız. Bir dakika. Öyle boşuna ümitlenmeyin hiç, tamam mı? Bebek doğana kadar Nil bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemiyor. O zamana kadar herkes bekleyecek. Anlaşıldı mı? Hah. Hadi biz kontrole gidelim bir tanem hadi. Ya bir yaşlı başlarım. Ne yapıyorsunuz ya? İyi gidin bari tamam, hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Bacım bak görün. Bunlar öğrenmeyecekler çocuğun cinsiyetini. Bak benimle iddiaya var mısınız? Bebek kesin kız olacak. Tamam. Dünür. Bebek erkek olursa bir hafta nefes egzersizi yok ha? Hmm. Kabul. Ama bebek kız olursa benimle birlikte bir hafta nefes egzersizi yapacaksınız. Tamam? Boğulurum. Boğulmasın. Mis gibi yetiştirirler. 3 gün sonra annesi çıkar yine. Verin bakayım benim çocuğumu diye. Ne yapacaklar o zaman? Vallahi kurban olayım. Yani sen de öyle ümitlendirme. Bağlanmasınlar şu çocuğa. Aa, şuraya yazıyorum. Olmayacak bu işe. Olmayacak. Geliyor. Beyza. Merhaba yavrum. Merhaba teyzeciğim. Erişinin babaannesi Müstesna. Otur bakalım. Allah. Neredesin be Beyza? Hani kararını yüzüme söyleyecektin? Kaçıyorsun yine değil mi? Bizi istemiyor be. Beyza bizi istemiyor Ecrin. Bizi istemiyor. Hadi çek. Yok bu böyle olmayacak. Yıkadık çıkmadı. Kolonya, aseton her şeyi denedik. Uf, ne yapacağız? Ablam geldi zor atlattık. Ya annen gelirse? Ya anneni geçtim. Melahat abla gelir de bizi böyle görürse var ya biteriz biz. Ya biri görürse biz de anlatırız durumu. Olmaz. Olmaz söyleyemeyiz. O zaman ablam anlar biblonun kırıldığını. Hadi bir daha çekmeye çalış. Hadi. Sakın. Bak bu çok kuvvetli bir yapıştırıcı hayat. Derin soyulur. Özel bir solüsyon olması gerekiyor bunun çıkması için. Aslında yanında vermeleri lazım. Yoktu. Yoktu öyle bir şey. Sadece yapıştırıcı vardı. Belki ablam başka bir yeri koymuştur. Üf, bilmiyorum. Arayalım. Bakalım. İşimiz var vallahi. Üstündeki de bitti artık o tam. O yüzden sağlıklı yani. Ya ne gerek vardı Seda, ne zahmet ettin. Ya ne zahmeti canım. Yeğenlerim için geç kalınmış bir hediye. Tarık, seni de tebrik ederim. Yani biraz geç oldu ama. Sağ ol. Yavrum yeme, biteri ne bunun, yeme, bilmediğin şeyi yeme. Ay Dürdane teyzeciğim, bitter çikolata yani acı çikolata demek. Evet annem çok güzel, sen de ye. Acı çikolataymış değil mi? Neyse ben bir lavaboya gideyim, sonra da misafirliğin kısası makbul. Evet doğru. Hadi. Doğru. Yeme şunu. Kız bunun işi belli olur. Bak ya kedi gibi şuna bak. Yeme yavrum yeme. Ya anne bir şey olmaz, o değişti. He değişti. Saf kızım benim he. Sevda. Ne yapıyorsun burada? Aa şey... Lavaboyu bulamadım da. Burası mutfak değil mi? Evet mutfak. Lavabo? İleride sağda. Gel Orhan'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Adresi aldın değil mi? Aldım. Şişt, Orhan geldi. Bir an önce adresi değiştirmem lazım. Ay çok güzel. Hastaneye gireceğimiz iyi oldu. Sen iyisin değil mi? Makasla bıçağı bir anda görünce şok oldum tabii de. Ah anne ah. Tamam Kemal, kızma annene. Güldüler, eğlendiler işte. Hem onlar da çok merak ediyorlar bebeğin cinsiyetini. İyi de ya sana bir şey olsaydı? Ya gerçi bir açıdan haklılar. Bebeğin cinsiyetini ben de çok merak ediyorum. Ama senin kararına saygılıyım. Bebeğin cinsiyetini doğarken öğreniriz artık. Kız olsun istiyorsun değil mi? Ben mi? Yani sağlıklı olsun da. Benim içimden erkek geçiyor. Sana benzesin istiyorum. Benim içimden de kızı geçiyor. Yani kızımız sana benzesin. Böyle senin kadar güzel baksın diye. Kemal, bak istersen hocaya soralım, öğrenelim cinsiyetini. Yok yani sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen Murat'la Beyza diyordun çıkarken. Barışlar ha. Peki Beyza bebeği sahiplenmeye nasıl karar verdi? Biz sabah buluştuk ya. Beyza tam bir anne. Ondan sonra... Bizim kız niye böyle bir şey yaptı? Aklımız almadı. Kimselere sormadan, danışmadan almış çocuğu getirmiş, kapınıza bırakmış. Sen halimize acı da ver bebeğimizi. Babası duyarsa ikimizi de keser. Küçük bir suçtan hapiste. Birkaç güne çıkar. Kızınız neden gelmedi? Neden siz geldiniz? İstemiyor mu çocuğunu? Aa, istiyor, istemez olur mu? Ama biz açlık ve sefalet içindeyiz. Öyle olunca bebeğini orada büyütmek istememiş kız. Getirmiş kafanın önüne koymuş gariban. Açlık sefalet içinde yaşıyorsunuz demek. Peki. Verecek misin bebeği? Bakın biz ne yapalım biliyor musunuz? Birlikte kızınızın yanına gidelim, Ecri'nin annesinin yanına. Ceren'cim, Sevda sana çok güzel böyle bizim oraların meşhur boşnak mantısını yapmış. Diyor ki ikizler şimdiden alışsın diyor. Ay benim de nasıl canım çekmişti. Çok sağ ol. Ay ben de çok severim. Ne güzel koktu vallahi. Orhan'ım otursana. Ceren çay var değil mi? Var. Yok yok hiç zahmet etme abi. Ben gideceğim. İşim var biliyorsun. Şu şeyleri bir alayım da. Hadi. Hadi yavrum. Hadi çok selam söyle. Kesenize bereket. Ne haber Orhan? Bay bay Orhan. Ben de gidiyordum. Bay. Kızlar ben gidiyorum. Hiç rahatınızı bozmayın. Hadi bay. Bunun ne işi var burada? Boş ver. Kızlar arasını düzeltmeye çalışıyor. Sen onu bırak da bak. Adres bu. Oraya gidince benim adımı veriyorsun. Oradaki arkadaş sana yardımcı olacak. Hadi inşallah be. Çok iyi olacak vallahi. Şu parayı birazcık arttırabilirsem, eksik kısmı Sevda'nın haberi olmadan tamamlarsam tamam benim işim. Dua et bana olur mu? Ederim kardeşim ederim. Hadi beni haberdar et mutlaka. Beni küçük görmek ne demekmiş? Göreceksin Orhan Efendi. Sen de, karın da. Bakalım o 3 kuruş paranı kaybedince Sevda sana ne yapacak? Solüsyonu bulamadık. Şimdi internetten öğreniriz. Of ya, sol elle yazmak da ne zormuş. Ben yazayım. Yazdım. Ne diyor? Ayrılacak mıymışız birbirimizden? İnşallah ayrılmayız. Hayat sen olmadan çok sıkıcı olur. Öf Cenk ya. Dalga geçmeyi bırak da oku ne yazıyor? Okuyorum. İşe yarayacak solüsyon internette var ama istemeye kalkarsak gelmesi bir haftayı bulur. Ne? Bir hafta mı? Ya bir hafta ne Cenk ya? Of bittik biz. Ya unuttum. Özür dilerim Cenk. İyi misin? İyi miyim? Senin eline bir şey olmadı ya. İyiyim ben. Bir sıkıntı yok. Ama bak burada bir sıvıdan daha bahsediyor. Onu bulursak sorun çözülürmüş. Neymiş o sıvı? Eczanede satılıyormuş. Tamam. Hadi hemen gidip alalım. Alalım da Bu halde nasıl gideceğiz? Hadi buyurun gidelim. Yani Ecrin'in annesiyle kızımızla ben de tanışayım. Çocuğunu bırakacak kadar kötü durumdaysa görmek isterim. Hem belki bir iş buluruz ona, yardımcı oluruz. Belli ki sizin ona bir faydanız yok. Aa, yok ben konuştum evladım onunla. Ben bileziklerimi satar hepsini. Yine bakarım torunuma, sen bebeği vereceğine sözünü ver, ben gideyim. Yok, olmaz. Yani birkaç günde olsa ben ona annelik ettim, bağlandım. Ne şartlarda yaşayacağını görmek isterim. Hadi gelin gidelim, Ecrin'in annesinin yanına birlikte gidelim. Hadi. Eğer gelmezse beni de istemiyor demektir. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım, tamam mı güzel Ecrin'im benim? Tamam, gel bakalım, uykumuz gelmiş. Beyza. Yanlış çaldım, pardon. Beyza. Evet. Her şey yolunda görünüyor. Nilcim, krampların için soda içebilirsin ama günde 2 tane ye, açma, tamam mı? Eğer mideni rahatsız ederse tahta bir kaşıkla karıştır, öyle iç. Tamam hocam. Bakın şunu görüyor musunuz? Ha? Bu onun kalbi. Nasıl da kuvvetli atıyor, görüyor musunuz? Kemal? Ne oldu? Elin nasıl? Daha iyi hocam. Bu arada ben de sol elimle resim yapmaya başladım. Bravo sana. İşte gerçek sanatçı dediğim budur. Acılarına rağmen hayallerinin peşinden gitmeye devam eder. He? Aferin. Ne oluyor hocam? Cinsiyetine bakmaya çalışıyorum ama dönüyor. Hocam şey mi yapsak acaba? Ne o? Yoksa cinsiyetini öğrenmek istemiyor musunuz? Böylesini tercih eden anne babalar da var. Yani şu an istemiyoruz. Aslında Nil istemiyorum. Gerçi annelerimiz çok merak ediyor ama sanırım galiba şu an kararımız bu. Anadolu'da bir söz vardır, biliyor musunuz? Evde ebe çok olunca bebek ters gelirmiş derler. Neyse, hadi bir bakalım. Ah, evet. Ha, işte. Hadi bakalım. Evet. Alın bakalım. Bu ne hocam? Bebeğinizin cinsiyeti. Eğer öğrenmek isterseniz açar okursunuz. Yok, öğrenmek istemezseniz... O zaman doğumdan sonrasına hatıra olarak kalır. Buyur anneciğim. Yavrum, ellerine sağlık kuzum. Ceren. Bu çikolatayı niye yedin sen? Seda verdi bunu ya. İçine kim bilir ne koydu bu. Yok anneciğim, yemedim ki zaten. Öyle mi? O ne? Şu ağzının kenarındakine. Doğru, sen yememişsin, ağzın yemiş. Ha. Anneciğim, sana çok güzel bir haberim var. Ne haberi? Sonunda Beyza kararını verdi. Murat'tan ayrılmaktan vazgeçti. Ecrin'e de anne olacak. Kesin mi? Evet. Sabah kızlarla buluştuk ya biz. Orada söyledi. Bebeği de evlat edinecekler. Hatta bugün çocuk esirgeme kurumundan birisi gelecekmiş. Eğer Beyza ile Murat'a güvenirse çocuğun velayetini onlara verecek. Bugün mü? Evet, sevinmedin mi anne? Sevindim sevinmesine de bu Melahat her şeyi mahvedecek. Ne oluyor anne? Bizim şu Beyza'yı bulmamız lazım vallahi. Ara Beyza'yı, ara çabuk. Ne oldu ki? Hadi yürüyün, Ecrin'in annesine götürün beni. Ne münasebet, sen getirsene bizim bebeğimizi ya. Nasıl emin olacağım sizin olduğunuzdan? Hadi yürüyün, önce polise gideriz. Ya olmaz dedim, ne polisi ya, Allah Allah. Bir dakika, bir dakika. Neredesin be Beyza? Neredesin? Harika. Her şey istediğim gibi olacak. Orhan birazdan bütün parasını kaybedecek. O da, ailesi de yakında paramparça olacak. Polisi falan karıştırmayın. Ben gideyim. Hayır olmaz. Hani torununuzu istiyordunuz, Ecrin'i. Hadi yürüyün gidiyoruz. Ya ne polisi diyor? Bırak şunu. Allah! Melahat abla. Ecrin, Beyza bizden vazgeçti. Bitti. Bir köşeden bir köşeye çağırsa acemi kuşlar gibi.